Çanakkale Gençlik Merkezi'nin YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle sulu boya tekniğiyle ayraç çalışması yapacağız. Kullanmamız gereken malzemeler ince fırçalarımız. 2 adet evinizde bulunan ince fırçalar. Kağıt ama ben bu kullandığım kağıdı ayraç çalışmasında kullanmayacağım. Çünkü kalın kağıt, sert bir kağıt olması gerekiyor. Profesyonel çalışmalar yaparken de sulu boyanızı ilerlettikten sonra 200 gram, 300 gram hatta %100 pamuk kağıtlar kullanırsanız performansınız daha iyi olacaktır. Şimdi benim evimde şöyle imkanlarımız kısıtlı olduğu için böyle davetiye kağıtlarının, böyle kartonların arkalarını falan kullanıyorum. Bunlar da işe yarıyor. Böyle evinizde bulunan farklı materyalleri de süslemek amaçlı kullanabilirsiniz. Hemen şöyle çalışmaya geçelim. Böyle yazılı çiçekli bir çalışma yaptım. Bir de neşeli meyve figürleri yaptım. Şimdi sizlerle de böyle karpuz kiraz yapımını göstereceğim. Şimdi öncesinde bir çizim yaptım ve çizimin üstünden geçerek çalışmama başlayacağım. Şöyle koyu yeşil alıyorum karpuzun dışını çizmek için. Çizdiğim yerlerin üstünden geçeceğim. Şöyle üstünden geçtikten sonra fırçanızı yıkayın. Elinizde bir peçeteniz. Fırçayı yıkadıktan sonra bu boyayı suyla hafif dağıtıp yayın. Karpuzun dışarıda kalan en koyu kısmı renk olarak. Şimdi hafif böyle sarıyla bu kullandığım yeşili karıştırıp o yeşili soğukluğu biraz kırmak istiyorum. Şimdi burası kuruyana kadar şuradaki kirazı yapalım. Sonra iç kısmını yapalım. Kiraz içinde sapını yine yeşil kullanmak istiyorum. Bu sefer biraz kahverengiyle yeşil karıştıracağız. Çizgilerin üstünden geçiyorum. Şimdi kırmızı alıyorum. Kirazı yapmak için bir kısmını böyle çiziyorum ve suyla çizdiğim yerleri açıyorum. Evet, birazcık açık renk oldu. Şimdi tekrar biraz kırmızı alıp belli yerlerini koyduklar koyuyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi karpuzun iç kısmını yapalım. Karpuzda yine bu kısımları koyudan orta kısımlarını açığa doğru yapacağız.
Şöyle çizgisel yapabilirsiniz. Fırçanızı kalem gibi kullanabilirsiniz. Kuruduktan sonra kırmızı alan çekirdeklerini yapacağız böyle siyah bir şekilde. Bir de yaprağı göstereyim sizlere. Yine yeşil ve kahverengi karıştırıyorum. Boyaları direkt kullanmıyorum. Daha çok karıştırmayı seviyorum. Daha doğru renkler elde ediyorum. Yine çizginin üstünden geçiyorum. Yıkadıktan sonra fırçamı hafifçe yayıyorum. Tekrar yıkıyorum. Bu şekilde çalışmamıza devam ediyoruz. Arka fonunu böyle maviye boyamak istedim. Siz herhangi bir istediğiniz rengi kullanabilirsiniz. Bence neşeli ve eğlenceli bir çalışma olacak. Hepinizin de yapabileceğini düşünüyorum. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkürler. Hoşça kalın.